Başka alternatifleri var. Üçüncü alternatif Hindistan'dır. Hindistan zaten kendi interlandı. Hı. Ayrıca Hint firmalarıyla İngiliz firmaları ortak oldular ve dünyanın büyük firmaları haline gelmeye başladılar. İngilizler teknoloji getiriyorlar. Hintliler de potansiyeli gündeme getiriyorlar. Hindistan İngiltere yakınlaşması, yani Hindistan'ın bir anda büyük bir devlet olarak gündeme gelmesi Çin'le Rusya'yı ve Amerika'nın önünü kesecektir ve Hindistan merkezi bir yapılanmayı İngilizler gündeme getirerek dünya hakimiyetindeki etkinliklerini sürdüreceklerdir. Ama 2030 bitmedi, Anıl abi. Bitmedi. Hindistan zaten ikinci büyük ekonomi. Tabii. Dediğiniz doğru. Bravo. Katılıyorum. Evet. Ama bir başka boyut daha var. O boyutta dünyanın geleceğinin en büyük yeni Amerika olarak ifade edilen Avustralya. Avustralya'nın da bir İngiliz eski sömürgesi olduğunu, bugün hala kraliçenin Avustralya'nın devlet başkanı olduğunu hatırlayalım. Avustralya bugün nüfus giderek artmakta, biliyorsunuz. 25-30 milyon nüfus oldu. Yarın 40-50 milyon, 100 milyon insanın yaşadığı bir Avustralya'nın önümüzdeki dönemde dünyanın en büyük ülkesi haline gelmesi söz konusu olabilir. Demek ki İngilizler, ki bu bir başka alternatif daha var, Kanada. Kanada'yı da atlamayalım. Yani bakın, Kanada, Hindistan, Avustralya, evet, artı Türkiye ve Ukrayna, İngiltere'nin yeni yerleşerek dünyayı yöneteceği büyük ülkeler olarak gündeme geliyor. Eğer büyük ülkeler arası rekabet devam eder, İngiltere adalardan dünyayı yönetemez hale gelirse, bu beş ülkeden birisini seçerek İngiltere yeni oyun kurabilir ve yeni kuracağı oyunla Amerika'nın Rusya ile tahterevalli siyasetinin önünü kesebilir. Ya da diğer alternatif İngiltere oluşumlara dediğimiz karşı... finans kapitalden bahsediyoruz. Tabii, lütfen tabii. Hani İngiltere bizler gelecek anlamında. Kimse... Başka bir şeyse. Dünyayı yöneten devlet aklını, siyaset aklını ifade ediyoruz. Bugünkü dünya düzenini kuran İngilizlerdir. Bunu dünya tarihini okuyanlar çok net olarak görürler, bilirler. O zaman ben bu değerlendirmeleri nasıl yapıyorum? Dışarıdan yapmıyorum. Kendimi İngilizlerin yerine koyarak, o birikime sahip olan bir yapının gelecekte kendisini kurtarmak, değişen koşullara karşı ayakta kalmak noktasında İngiltere'nin o doğrultudaki gelişmeler de bu gibi açılımlar yapacağını görüyorum ki İngiltere zaten eski Yunan kolonileri gibi Türkiye'nin Ege kıyılarına geldiler. Ama İngilizlerin burada, kendisi olursa ondan bakın, önce Kıbrıs'a geliriz. Yani. Ama Ege kıyılarına İngiltere'nin gelip yerleşmesini atlamayın. Bakın, İngilizler Didim'e geldi, Fransızlar Fethiye'ye geldi. Ama Almanlar da Alanya'ya gelip yerleştiler. Alanya'da 300 bin civarında Alman yaşıyor. Niye Alanya'ya geldiler? İsrail'in önünü kesmek için geldiler. Çünkü İsrail de Orta Doğu'da yalnız durmuyor. İsrail de Doğu Akdeniz'de egemen olmak için önce bir üçgen oluşturdu. Bu üçgenin birinci ayağı İsrail'dir. İkinci ayağı KKTC'dir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Burada bana kızmayın ama gerçek bu. Üçüncü ayağı da Türkiye'nin Akdeniz bölgesidir. Yani daha çok Antalya kentini hedefliyorlar. Böylece Antalya, KKTC, İsrail üçgeninde bir Doğu Akdeniz hakimiyeti oluşturarak buraya Avrupa ülkelerinin ve diğer ülkelerin girmesini önlüyorlar. Türkiye'nin büyümesini önlüyorlar. Türkiye'nin eyaletlere bölünmesini kolaylaştırıyorlar ve bu noktada da Avrupa ülkeleriyle paslaşarak bunu bir an önce gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Yani.